Merhaba sevgili YouTube kanalı Maral Life izleyicisi. Bugün Parlak Geceler Keşif kitabımızın ikinci bölümünü okuyacağız. Anna ve Elsa henüz birer çocukken anne babaları onları bir yolculuğa çıkardılar. Hep birlikte yüksek dağın tepesine kuzey ışıklarını izlemeye gittiler. Elsa sihirli güçlerini kullanarak karlardan bir merdiven yaptı. İki kız kardeş merdivenleri çıkarken sanki rengarenk gökyüzünün içine doğru koşuyorlarmış gibi hissettiler. Güneş enerjisi. Peki kuzey ışıkları nasıl oluşur? Bu sorunun yanıtı güneşle başlıyor. Güneş enerji dolu bir yıldızdır. Bu enerji dünyaya kadar gelerek bize ışık ve ısı verir. Güneşin enerjisinin bir kısmı elektron adı verilen küçük parçacıklardan oluşur. Atmosfer gazları. Dünya atmosferle çevrilidir. Atmosfer gazlardan oluşan ince bir tabakadır. Bu gazlar soluduğumuz havanın içinde bulunur. Dış uzayda hava yoktur. Atmosfer hayatta kalmamızı sağlar. Kıvılcımlar çakar. Güneşten gelen elektronlar atmosferimizdeki gazlara çarpar. Bu çarpışma sırasında bazen kıvılcım çıkar ve bu kıvılcım küçücük bir ışık patlamasına dönüşebilir. Eğer bu şekilde çok miktarda çarpışma yaşanırsa ve gökyüzü de karanlıksa biz patlamaları görebiliriz. Bil bakalım bunlara ne deniliyor? Haklısın. Aurora. Aurora keşfi. Kuzey ışıklarını bir kez gördün mü? Bir daha unutmazsın. Elsa'nın sihir gücünü kullandığı gece Olaf da onları görmüştü. Gökyüzü oynayan, parıldayan yemyeşil ışıklarla doluydu. Ne manzara ama. Bir dolu farklı renk. Aurora farklı renklerde görünebilir. Bu güneşin elektronlarıyla hangi gazın çarpıştığına bağlıdır. Oksijenle çarpışmalar genellikle yeşil kıvılcım çıkarır. Bu en sık görünen renktir. Bazen kırmızı da olabilir. Çoğunlukla mavi renk oluşur. Bu renkler birbirlerine de karışabilir. İşte bu yüzden bazen mor, beyaz, hatta pembe ışıklarda görebiliriz.